Zuhal Hanım, sizin kestiğiniz gibi. Böreğin de altı yok hocam. Altı mı yok? Evet. Şeyi mi, çuvalamanın mı? Evet, altı yok. Yani Zuhal Hanım, ciğer kasaptan alınmış gelmiş, atmış tavaya pişirilmiş şekilde olmuş. Ben de İzmir damat böyle ciğer yemiyorduk. Evet, kesip de kızartması gerekiyordu. Evet, biraz hatalı doğru. Ciğer. Gamzeciğim, yaprak ciğer neden bütün geldi canım? Ben bunu kendim alıp getirdim. Kasabımla Edirne usulü yapacağım dediğim için kasabım ayarladı, bu şekilde yapılıyormuş. Edirne usulü dediğimde bu şekilde kesip verdi. Ama yaprak ciğer göstereyim sana bir tane. Vallahi ben de... Ben hayatımda böyle bu kadar büyük yani ben bunu şöyle... Ben kendim aldım getirdim. Ama keserek kızartsaydım veya o kızarttıktan sonra özellikle, özellikle sordum, dedim ki keseyim mi dedim. Hayır dedi, bu şekilde servis etti. Senin kasabın. Evet. Hayır dedi. Evet. Yanlış yönlendirmiş seni. Kasabın Aziz İnur'un. Evet, kasabın Aziz İnur'un. Seninkine yakın şöyle var bir tane. Bir nebze daha ama. Yani özellikle ben burada kestiremem diye hani alışverişe çıkmadığımız için kendim alayım istedim. Özellikle ciğeri kendim aldım aslında. Kesimi güzel olsun evet, açısından. Evet, evet, kendin iyi yapmışsın. Araştırmadın mı kasaba sordun? Kendin de araştırabilirdin bunu. Araştırdım, araştırmaz olur muyum? Ama dedik yani şimdi en iyisini kasap bilir diye düşündüm. Açıkçası demek ki bilememiş. Ona güvendim. Evet. Çok da ünlü bir yerden aldım aslında ama. Un yaptı mı dışına ciğeri? Ben bir an dedim ki ben mi yanlış hatırlıyorum? Biftek falan mı vardı ara yemekte diye görünce? Yaprak ciğer bir geldi, şok oldum. Çünkü benim bildiğim yaprak ciğer incecik olur ve küçük küçük parçalar halinde gelir. Yaprak ciğerle alakası bile yoktu. Yiyen varsa dinleyebilirim hanımlar. Ama dördünden de yediniz değil mi? Evet. Tamam, buyurun Aylin Hanımcığım. Ben ciğeri beğenmedim. Öyle tatlımsı, şekerimsi bir tadı var. Yani ne tat, ne tuzlu, ne tuzsuz. Şekerimsi bir tadı var. Çulamayı da beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Dağılmış böyle altı pilav gibi üstüne kapatmış. Altı pilav olmak zorunda zaten. Hayır hayır. Yani böyle altında katı yok. Yani altında katı altında, vardı ama pişmemiş. Yok katılar. Yani pişmemiş doğru düzgün. Çiğ kalmış. Evet. Değilse yufkamız ince. Çıtır biberi beğendim. Güzel olmuş. Orada aslında yaprak ciğerimi kendim aldım. Fakat sanırım bir azizliğe uğradığımı düşünüyorum. Havuç taraturu da beğendim. O da güzel olmuş. Ara yemekte dört afiyet çeşitten olsun. İkisini beğendi. Evet. Afiyet olsun. Ben konuşabilir miyim? Tabii ki Fatoş Hanım. Ben ciğeri çok tuzsuz buldum. Tuz yok ciğerin. Biberi, çıtır biberi beğenmedim. Neden? Neden diyecek olursanız. Üzerine bu unla mı yaptım bunu? Ne var un, üstünde? Çırpılmış yumurta, galeta. Evet, biraz bana ağır geldi. Yağ ve un çok sevmediğim içindir belki de böyle yağlı şeyleri. Çullamanın da gerçekten altı pişmemiş. Arkadaşlara katılıyorum ve yani dağıldı. Bir de tuzu yok. Tadı yani böyle çok şey değil. Havuç taratorunu beğendim. Afiyet güzel olsun. O lezzetli. Peki, Esra Hanım'ı da dinleyelim. Zuhal Hanım, ciğeri ben de beğenemedim. Tadı tuzu yok geldi bana. Maalesef katılıyorum yani, size. Çullama da o şekilde. Yani ben sadece taratorunu beğendim. Sadece havuç taratoru. Havuç taratoru. Biberi beğendim. Niye beğenmediniz? Biber de bana güzel gelmedi. Lezzetli gelmedi. Yani bu gerçekten hani bir kat daha ince olup ve böyle ince ince yaprak ciğer dediğin zaman... Yani inceliğinden kızarttı mı kıvrılır hafif evet, o zaten böyle bir bilişir. Bir de baharat tadı falan hiçbir şey yok. Gerçekten Esra Hanım mı demiş tatlı bir tat ciğer geliyor. Ciğer gibi değil değişik ciğer. Değişik bir tat geliyor. Yani o doğru. Yani, füme doğru. Bir et gibi yiyoruz sanki. Böyle bir... Ben de et zannettim. Et gibi zaman. Yani. Tadı da öyle. Ciğer tadı da alamadık yani mesela. Yani yaprak ciğer bu şekilde olmaz. Ciğeri de zaten hani baharatlayınca güzel bir aroması olur. Çıtır biber. Çıtır değil. Ve çok büyük tut. Bak biberi de çok büyük tutmuşsun. Şimdi çok da şey yapmak istemiyorum ama zaten ciğerin büyük. Bir de böyle kocaman biber. Bunu da bir ikiye bölseydin ortadan daha estetik sunum olarak da daha hoş olurdu. Ve çok fazla kaşar peynir koymuşsun. Dolayısıyla ağırlaştırmış biberi. Dışında da yer yer unu var, yer yer yok. Yani çıtır da o değil, tam evet. Kızarmış da değil, közlenmiş de değil, çok arada kalmış biber. Havuç taratorun çok güzel. Ben çullamanın tadını beğendim. Pişiminde sorun var. Tadı evet, güzel. Altı pişmemiş. Tadı güzel. Yağ, baharatı, tavuğu, miktarı. Fakat işte hamurunda pişme sorunu var. Bakayım Özlem Hanım ne diyecek? Ciğer aynen, ben hepinize katılıyorum. Ciğer de çok tuzsuz. Yani hiç tuz koymamışsın herhalde yavrum. Ya az koydun. Az koydum. Evet, baharatı falan hiç yok yani. Hiçbir lezzet alamadım gerçekten. Biberden de öyle. Çünkü o da tuzsuz. Çullamaya gelince o da hep hamur.
Yani ama altı. Ama ince aslında. Öyle kaldı. Bir üstte biraz pişmemiş altı. Pişmemiş. İnceliğine ince de. Altındaki pişmemiş. Pişmemiş. Yoksa ince. Tamam. Evet, tamam. Gördüm. Ben biraz kola alabilir yani, miyim varsın? Ben de su alabilir miyim Gamze'ciğim? Alamadım yani. Umut vaat eden yemekler aslında şey olarak ara yemekte baktığınızda çeşit. Havuç tarator çok güzel ama bak bitirdim. Evet, eline afiyet sağlık. Olsun. Yoğurdu, mayonezi, havucu her şeyi evet, gayet güzel. Tadı, tuzu çok yerinde. Güzel. Çok güzel. Yani şimdi yaprak ciğer dediklerinde ben de bayağı şey yaptım da yani. Yaprak ama ciğer de güzel ciğer olur. Yani yaptığın zaman. Özel onu yemeye gidenler var ya. Biz yol yapanlar var gidenler. Ama Edirne tava ciğeri ile yaprak ciğeri lütfen karıştırmayın. Farklıdır Arnavut ciğeri de. Yağda kızartılması, üstünün baharatı, zart tuzurtu, unu munu onlar çok farklıdır yani. Ama hani ciğer, ciğer gibi olmalı yani. Hani yaprak ciğerse zaten. Aslında ciğeri dedim ben kendimiz bütün alalım, kıyalım dedim. Anne dedi bir erbabına yani bir kasabı kestirtirsek daha iyi olacak. İzmir'deki kasabın mı senin? Yok. Yok burada. Burada kaldığımız yerde güzel ünlü bir kasap. Kesme böyle mi ver dedi? Evet. Yaprak ciğeri koskocamandı ve o kadar kalındı ki yani çok tuzsuzdu. Et mi yedik, ciğer mi yedik tabii ayırt edemedik maalesef. Yani Özlem Hanım bir efendim? Şey söyleyeceğim. Bak şimdi dün haksızlık siz de yaptınız. Bugün 6 verecek mecbur Zuhal Hanım. Belki daha yüksek verecek. Ben de onu söyledim zaten. En düşük puanı 6 kaldı. Evet 6 kaldı en düşük puanı. Onu da mecbur i̇şte benim demek istediğim buydu işte. Zuhal Hanım ben siz de hep ben de buna yırtıyorum. Şekerim yüksek oldu kendime. İşte insanlar bunu anlamıyorlar. Boş ver. Ben artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Gerçekten bulamıyorum. Bazı gelinlerimize evet. Gerçekten yani çok az gitti puanlar. Evet, oldu bile. Altıyı da vermez de mecbur kaldığı için verecek evet. Artık. Allah Allah. Çünkü elinde o kaldı. Ha vermez miydi normalde? Onu da vermezdi. Evet. Çünkü kimseye adil davranmadı. Hayır bir de Özlem Hanım hep diyor ya. Ya Gülüm sen adil tamam. Mi davrandın? Allah'ını seversen. Ben yani en azından bana düşük verildiği halde. Biri 10 veriyor, biri 3 veriyor. Ben anlamıyorum ki sen bunları. Sen nasıl 10 verdin olmamış sofraya? Ben size 6 verdim, sizden 4 verdim. Sizden 4 verdim. Sizden 4 verdim. Sizden 4 yemeklere. Hanımefendi. O hiç olmamıştı 10 verdin. Onu, tamam. Onu hak ediyor mu? Bak onu eleştirdin. İlk gün de söyledim bu bir inat onudur dedim. Daha onun aksine de kimse beni ilandıramaz. Kendisi de biliyor çok iyi ama senin de puanların 3, 4, 5 Özlem Hanım. Niye bu kadar az? Hiçbir bir gelinin altılık sofrası yoktu şu güne kadar. Ama gerçekten olmamıştı. Çıtır biberin beğenileceğini düşünüyordum aslında. Fakat beğenmediler. Yorum onların. Yani şu an bir şey demek istemiyorum açıkçası. Zuhal Hanım, şimdi Özlem Hanım altıları cebe koydu, haktan hukuktan bahsediyor. Altıyı cebe koyduktan sonra 4, 3, 5 gitti. Bu hak hukuk mu şimdi yani? İnşallah öyle yapmış. Şimdi sen 10 verdin, o hak mıydı? Hiç olmayan bir masaya. Senin yaptığın hak mıydı? Ben şöyle altıyı bir şey... Altıyı cebe koyup da 3'ü, 4'ü, 5'i vermek hak mıydı? Lütfen ben sizi dinledim ya, siz de beni dinleyin. Şöyle bir şey, haklı hukuku ben tabii ki sizlerden öğrenecek değilim. Tabii ki ben haklı hukuku biliyorum. Siz olmayan sofraya 10 verdiniz. Hem de hiç olmamıştı. Siz de olan sofraları düşük verdiniz. Özlem Hanım haktan hukuktan bahsediyor ama hiçbir zaman adil davranmadı. Bütün gelinlerin hakkını yedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.